intermédiaire, il prend la création par Dieu, mais vu que ça ne s'est peut-être pas fait en 6 jours, il a pu y avoir de l'évolution. Il n'y a pas du tout, d'après vous, la possibilité d'une théorie un peu intermédiaire, de prendre un peu Yani sonuçta tek Allah'a inanan dinler arasında bu kadar radikal değil de biraz daha genç bakış açısı olanlar da var. Mesela Papa örneğin bu Allah, insan Allah tarafından yaratılmıştır ama 3 günde mi yaratıldı, 6 günde mi yaratıldı? Yani tam olarak net, kadar radikal konuşmuyor. Sizce daha böyle ara fikirler olamaz mı? Papa Darwinizme inanmıyor. Evet. Ama daha önceki papa kabul ediyordu. Fakat bu papa kabul etmiyor. Etkimiz görülüyor burada. Çünkü papaya da kitabımdan göndermiştim. Hemen etkisi görüldü. Açıklamasından anlıyoruz. Darwinizme karşı olduğunu net açıkladı. Kitabınıza karşı Avrupa'dan başka olumlu tepkiler aldınız mı ya da irtibatlar? Çok çok fazla. Çok çok fazla. Ne gibi mesela? Size onları fotokopilerini belge olarak sunabilirim. Yani yüzlerce belge var. Mektup, teşekkür mektupları var. Tebrik mektupları var. Çok seçkin çevrelerden geldi bu yazılar. Evet. Mesela? Profesörlerden, araştırmacılardan, devlet büyüklerinden, Fransızların, Fransız devletin ileri gelenlerinden de birçok yazı aldık. İsimlerini duyduğunuzda şaşıracaksınız dersin. Biraz sonra sunacağım dersin. Efendim? Birisi eski başbakanınız. Efendim? Efendim? Evet. Alain Juppé, evet. Evet. Bir ay olmuştur. Bak birçok sırrımı söylüyorum size. Birçok müzede milyonlarca fosil sergileniyor dünyanın her tarafında. Özel müzeler var ayrıca. Binlerce koleksiyoner var. Bunların koleksiyonlarından istifade ediyoruz. En mütevazi küçük bir koleksiyonum var. Benim değil de arkadaşlarımın küçük bir koleksiyonu var. Sergilerinizde gördüğümüz fosiller nereden ve bunlar için para ödediniz mi yoksa nasıl? Onlar da herhalde çeşitli koleksiyonlara, koleksiyoner kişilere ait. Onlar hakkında bilgim yok. Ama Türkiye'de de çok koleksiyoner var.
şimdiye kadar kaç yerde sergi düzenlendi? En az bir yüzlerce, yani 200-300 yerde sergilenmiş olabilir. Yani Türkiye'den ümitlerini kessinler. Darwinizm Türkiye'de bitti. Yani bunu bilim adamları da söylüyor dersin. Gerçekten yani geri dönüşü olmayacak şekilde bitti. Sizin misyonunuz bitti mi böylece? Dünya çapında olduğuna göre çalışmamız devam edecek demektir. Yurt dışı... Yurt dışında böyle sergiler açmayı düşünüyor musunuz? Yurt dışında zaten sergiler yapılıyor. Öyle mi? Hangi yurt? Tabii. BAV tarafından düzenlenen sergiler var. Yok. Koleksiyonerlerin yaptığı özel sergiler. Koleksiyoner arkadaşlarımın, tanıdıklarımın. Yani bu fikirleri savunan kişilerin, bu düşüncede olan kişilerin yaptığı evet, sergiler. Özel sergiler. Benim planım yok. Fransa'da düşünüyor arkadaşlarım. İnşallah orada da Fransız derin devletiyle de karşılaşmayız dersiniz. Tabii bir sınır yok. Ama Darwinizmin dünya çapında sonu geldi. Bunu açıkça söyleyebilirim. 10-15 yıl sonra Darwinizm bir hikaye olarak anlatılacak. Çünkü yeni gençlik çok uyanık. İnternete giriyorlar. Gerçekler arıyorlar. Artık kitle eğitimi yok. Yani tek yönlü eğitim yok. Çok yönlü eğitim var. Eğer internete filtre sistemi kurmazlarsa bu kesin böyle olacak gibi görülüyor. Darwinizmin olmaması çok mutluluk verecek bir şey. Yani bir ölüm haberi gibi alınması yanlış dersiniz. Si le darwinisme demain meurt, ce sera aussi la fin du terrorisme, la fin du communisme, la fin de cette théorie-là aussi. Peki sizin için yani ileride, gelecekte Darwinizmin sona ermesi, aynı zamanda terörün sona ermesi... Tabii ki. Tabii ki, tabii. Teröre...